İki pedaldan hepinize merhabalar. Bugün Giant'in başlangıç seviyesi sayılabilecek bir yol bisikleti olan Giant Content 2 alüminyum yol bisikletini inceliyoruz. İyi seyirler. Evet, bisiklet hakkında biraz bilgi vererek başlayalım. Giant Content 2 2021 model bir all-rounder bisiklet. Yani üzerindeki lastikleri biraz daha kalınlaştırıp mesela 32'ye kadar lastik destekliyor bu bisiklet. Üzerindeki de 28 şu anda, birazdan anlatacağım zaten. Lastiklerini daha da büyütüp bu bisiklette kısmen araziye de girebilirsiniz. Yani gravel gibi de kullanabilirsiniz. Ya da lastikleri 23'e inceltip bu bisiklette performans da yapabilirsiniz. All-rounder kısaca bu demek. Bisikletin X small, small, medium, medium large ve large beden kadro seçenekleri bulunuyor. Benim inceleyeceğim şu an large beden kadroya sahip. Yani üretilmiş olan en büyük Content 2. Şöyle uzaktan görünüşü de kadronun bu şekilde. 1 Ağustos 2022 itibariyle bisikletin güncel fiyatı 13.900 TL. Ama bu fiyat her an değişebilir, biliyorsunuz ki Giant ithal bir bisiklet ve fiyatları sürekli dolara, euroya göre değişiyor. Bisiklette kullanılan bazı teknolojilerden de sizlere bahsetmek istiyorum. Alux alüminyum teknoloji, compact road, defuse, overdrive ve tubeless lastikler. Zaten 700x32 lastiğe kadar da desteklediğinden az önce bahsetmiştim. Şimdi dilerseniz kadroyla başlayalım. Content 2'de Alux alüminyum kadro kullanılmış. Kadronun kaynak izlerinin silinmediğini, 2 adet matara kafesi takabilmemiz için deliklere yer verdiklerini ve kabloların kadronun içerisinden geçecek şekilde konumlandırıldığını görebiliyoruz. Kadronun boyası böyle parlak siyah, üzerinde de mavi Giant yazıları var. Benim çok hoşuma gitti. Yurt dışında da kırmızı rengi de mevcut. Türkiye'de internetten baktığımda bulamadım ama yurt dışında güzel kırmızı bir kadrosu da mevcut. Arka kısma baktığımızda herhangi bir delik görmüyoruz. Yani bagaj takamayız bu bisiklete. Onun haricinde şu kısma baktığımda da çamurluk takmak için delik görmüyorum. Kadro aslında çok basit ve şık duruyor. Ayrıca bu Alux teknolojisi sayesinde de normal alüminyum kadrolara göre bisiklet çok daha hafif. Zaten şöyle tutup bir kaldırdığınızda anlayabiliyorsunuz. Hemen elinize geliyor, tüy gibi hafif bir bisiklet. Geçenlerde incelemiş olduğum Sette Guardi bisiklet karbondu ve ona göre bu bisiklet çok daha hafif. İnternetten özelliklerine baktığımda ağırlığına rastlayamadım ama bulursanız aşağıya yorumlara yazın, ben de görmüş olurum. İlginizi çeker mi bilmiyorum ama bisiklette orta göbek olarak karemil göbek kullanılmış. Burada normalde bir Clarice ayna kol görseydik ayna kolumuzun göbeği hollow tech olacaktı ama FSA kullanıldığı için karemil kullanılmış. Bisiklet 2x8-16 vitesli. En arkadan vites sistemini anlatmaya başlayacak olursak Clarice R2008'li bir arka aktarıcı, 34T ruble, Powerlink baklasına sahip zincir, Clarice R2000 ön aktarıcı ikili ve FSA'nın Tempo modelli ikili ayna kolunu görüyoruz. Şimdi bu vites sistemini bir yorumlayalım. Arkada 34'lü bir ruble kullanılmış olması çok güzel. Zaten bisiklet all-rounder olduğu için bu 34'lü ruble sayesinde güzel tırmanışlar yapabilirsiniz. Ayrıca ayna koldaki ufak dişlerin de epey ufak olduğunu düşünüyorum. Ki 34'lü bir kombinasyonda gerçekten dediğim gibi iyi tırmanışlar yapabilir. Gerektiğinde de buradaki vitesi en ufak dişliğe alıp ayna kolu da ikinciye, yani büyük olana taktığınızda da güzel hızlara çıkabilirsiniz. Tabi lastikleri de inceltmeyi unutmayın gerçekten performans için sürmek istiyorsanız. Ön aktarıcı hakkında söyleyeceğim bir şey yok. Zaten klasik R2000 Clarice. Zincirin Powerlink veya Quicklink artık neyse baklalı olması güzel. Kolaylıkla herhangi bir alete ihtiyaç duymadan gerektiğinde bir ayakkabı bağcıyla bile söküp takabilirsiniz. Son olarak vites sistemini tamamlamak için fren vites kollarına da bakalım. Yine burada da R2000 Clarice SD kolu görüyoruz. Kolları desek daha doğru olur aslında. Tourney, Sora, 105, Ultegra ve Duraest'te siyahken yanlış hatırlamıyorsam Tiagra'da da griydi. Tiagra ve Clarice'de de böyle gri olması benim daha çok hoşuma gidiyor. Frenlere baktığımızda papuçlar Tektro ama ne yazık ki bacakları markası yok. Büyük ihtimalle yine Giant'ın kendi üretmiş olduğu fren bacakları. Lastikler Giant SR3, SR deyince de aklıma SR71 Blackbird geldi. Neyse SR3 AC Flat Guard 700x28C lastik. Üzerinde su tahliye kanallarını falan görüyorsunuz. Normal böyle 23 veya 25 lastikler gibi ince ve basit değil. Biraz daha böyle bozuk yollarda falan da kullanabileceğinizi sizlere gösteriyor. Lastik böyle çok narin durmuyor. Jantlar kompozit mi alüminyum mu tam anlayamadım ama çift kat alüminyumdur büyük ihtimalle. Ve görmüş olduğunuz gibi V fren yan aktı. Giant'ın kendi üretmiş olduğu jantlar. İncesi bob tabii ki yol bisikletlerinin vazgeçilmezi. Burada fren papuçlarımızı ve fren ayağımızı görüyoruz.
Jant göbekleri ne yazık ki markasız. Büyük ihtimalle yine jant setine dahil olarak Giant'ın kendi markasına ait. Ve QR mandallarımızı da burada görebilmek mümkün. İki pedal mağaz olarak yine harika ürünlerle karşınızdayız. Ekranda şu an videosunu ve fotoğraflarını görmüş olduğunuz ürün Oakley Jawbreaker bisiklet gözlüğü. Bu ürün piyasada tek lensle satılırken biz iki pedal mağaza farkını ortaya koyarak iki lensle birlikte set halinde veriyoruz. Ekranda gördüğünüz gibi güneş altında sadece 15 saniyede kararan fotokromik ve fotoğraflardaki renkli UV400 lensi ile birlikte kargo dahil sadece 1750 TL. Sipariş vermek ve diğer ürünlerimizi incelemek için Instagram @2pedal60mağaza. Evet, yine sadece Giant'ta görebileceğimiz devasa reflektörler. Normalde profesyonel bisikletlerde böyle reflektörleri janta takmazlar, jant tellerini bozabilir diye. Ama bu bisiklet giriş seviye olduğu için, bir de markası Giant olduğu için biraz böyle anormallik beklenebilir. Toplamda 4 tane teli içerisine alabilecek gibi kocaman bir reflektör kullanılmış. Ön jantta 2 tane var, arka jantta da 3 tane teli kaplayacak gibi 2 tane var. Bayağı böyle büyük duruyor. İlerleyen zamanlarda bunları sökmenizi öneririm. Uzun sürüşlerde bisiklete fazla ağırlık bindikçe bu tellere birazcık zarar verebilecektir. Daha kolay akort ayarının bozulmasına sebep olabilecektir. Komponentlere baktığımızda Giant alüminyum boynuz gidon, alüminyum gidon boğazı ve bayağı da uzun sanırım 10 veya 11 santim. Alüminyum Giant sele borusu, balyanlı sele kelepçesi, mandalı yok ve Giant Approach seleyi görüyoruz. Selenin ortası boşluktu ve ince hafif bir sele. Güzel duruyor bence, konforu da iyidir çünkü şöyle dokunduğunuzda falan malzeme kalitesi de güzel. Ki Giant'ın ben kötü bir sele tercih edeceğini hiç düşünmüyorum, ihtimal bile vermiyorum. Bisikletin üzerinde hali hazırda sünger gidon sargısı geliyor. Ayrıca pedallara da baktığımızda bu kalpiye dediğimiz pedal türünden kullanmışlar. Pedalların ortası plastik, şöyle gördüğünüz gibi yan kısımları da metal veya alüminyum. Kalpiye sistemi SPD'ye birazcık benziyor. Ayağınızı bu pedala koyuyorsunuz. Üzerindeki şu görmüş olduğunuz halatlar ayağınızın üst kısmını tamamen kapatıyor. Hem itme hem de çekme hareketini yaparken sizlere birazcık destek oluyor. Ne tamamen düz pedallar gibi ne de SPD gibi bir etkisi olmuyor. Ama tam ikisinin ortasında konumlandırılabilecek bir pedal. Bu bisiklette de bunları görmek sevindirici. Düz pedal da koyabilirlerdi. Bunları koymuş olmaları bence güzel. Evet, bisiklet genel olarak bu şekilde. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Yine videonun açıklamalar kısmında her zaman olduğu gibi sosyal medya hesaplarımın linkleri mevcut. Instagram, Telegram ve diğer işte sahibindendeki ürünlerimin linkleri vesaire. Oradan da gerek sayfalarıma gerek de ürünlere bakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Farklı güzel bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.